ne kapı çalmak oğlum alacaklı gibi? Ne oluyorsun? Bir açamadınız teyzeciğim kapıyı. Hüviyet cüzdanımı dün akşam burada unutmuşum. Basın toplantısı var. Hüviyetsiz almazlar şimdi. Ne diyorsun sen? Ne hüviyeti yavrum? Nerede bu ya? Oğlum orada ne işin var? Nereye yavrum? Bir sakin ol. Nerede unuttun bir düşün. Bir sakin ol. Akşam ruh çağırmıştık. Aşağıda olmalı. Ben getiririm. Tamam teyzeciğim ben getiririm. Dur yavrum. Yahu nerede bu hüviyet? Dün burada ruh çağırdık. Ceketimi buraya asmıştım. Buralarda bir yerde olması lazım. Oğlum sofrayı yeni kurdum. Görmedim hiç. Siz niye burada kahvaltı ediyorsunuz ki? Dayım bu sabah öyle istedi. Neyse. Dün şu odaya da girmiştim. Burada. Ah be oğlum. Sağ ol dayıcığım. Teyzeciğim. Zat haliniz Terakkiperver Parti'nin genel sekreteriydiniz. Kara Kemal için ne diyeceksiniz? Kara Kemal'i hiç tanımam. Uzaktan duyardım. Parti hakkında kendisiyle hiç konuşmadım. Abdülkerim Bey'i tanır mısınız? Abdülkerim Antep'i Selanik'ten bilirim. Selanik'ten sonra da meclise gördüm. Başka surette tanımam. Ali Fuat Paşa, Kara Kemal'i hiç tanımadığınızı söylüyorsunuz. Lakin mahkememizin tahkikatı neticesinde genel sekreteri olduğunuz partinin programının Cavit, Kara Kemal ve Şükrü Beyler tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. İzah eder misiniz? Elbette izah edebilirim Reis Bey. Bendeniz programın hazırlandığı sırada müfettiştim. Parti programının kimler tarafından hazırlandığını da bilmiyorum. Program hakkında da hiçbir şey bilmiyorum. Meclise iltihak edinceye kadar diğer arkadaşları da görmedim. Aralarında bir tek İsmail Can Bulat Bey'i tanırım. Kendisi Selanik'te yüzbaşıydı. Bendeniz de kurmay başkanıydım. Pekala. Paşalar Kara Kemal'i tanıdıklarını itiraf etmeye bile yanaşmıyorlar. Anlaşılan o ki paşalar Kara Kemal Bey'den pek haz etmiyorlar. Ali Fuat Paşa da Karabekir de yüzlerini buruşturdular küçük efendinin adı geçince. Gördünüz değil mi? Sınırı tutmanın derdindeyiz Ahmet. Bana yardım eder misin? Yardım ne be ya? Vazifedir o dedim. Dedim geçen benim oğlana da çıksa gelse Kerim abin dedim. Nasıl kırılır bu Sarı Paşa'nın kuşatması? Bir yolu vardır elbet. Ama çok zor be Kerim. Uzun köprüye kadar bir varabilsek ondan sonra ormanı yakar yine çıkarız evvelallah. Öyledir de ahalinin sütü bozuk Bekir. Kim saklayacak bizi? Kime güveniriz? Neden değiştirdik buluşma yerini? Menfi bir durum mu var? Emniyette uylandılar halimden. Peşimde birileri var muhakkak. Şaşırtma verdim. Ne oldu Mehmetçe mi? Mehmetçe, Cevdet. Her taraftan sıkıştırıyorlar. Foti işini iyice köpürdüler. Neyse, olacağına baksın. Dikkat etmek lazım Namık Bey. Şalgam gibi kopuyor kelleler. Görüşmeyelim artık, gelme. Ne yapayım? Küçük efendiyi ellerine mi bırakayım? Öyle değil de... işte... Ben düz bir adamım Niyazi. Aklım alengirli işlere çalışmaz. Karabekir Paşa'nın İzmir valisiyle kafa kafaya geldiği yerde... ben Karabekir Paşa'dan tarafım o kadar. Peşime bir değil bin Cevdet de takılsa... İki cihan bir araya gelse bu böyledir. Kazım Karabekir Paşa olmasaydı Gazi Mustafa Kemal Paşa olmazdı. Doğru dersin. İzmir valisi Kazım Dirik de olmazdı. Vali Bey Gazi Paşa Hazretleri'ni sırtından hançerlemiş adamdır.
Mustafa Kemal'i ordu müfettişi olarak Samsun'a gönderen kim? Vahdettin'in kurmay başkanı Kazım Dirik. Babasının hayrına mı yolladı Mustafa Kemal'i Samsun'a? Yok. İstanbul'u ayağına dolaşmasın diye sürdü. Nitekim daha Erzurum'da asıl yüzünü gösterdi. Baktı ki Erzurum halkı Gazi'yi bağrına basıyor. O saatte döndü. Telgraf gönderdi Gazi Paşa'ya. Derhal İstanbul'a dön. Kendi ayağına dönmezsen biz seni derdest ettirir getirtiriz diye. Dımdızlak ortada kalmak, küffara rezil olmak da vardı ya. Öyle olmadı elhamdülillah. Kazım Karabekir yetişti. Kumandamda bulunan zabitan ve efradın hürmet ve tazimlerini arza geldik. Hepimiz emrinizdeyiz. Siz bundan önce olduğu gibi bundan böyle de bizim muhterem kumandanımızsınız. Kolordu komutanına tahsisli arabayı emrine verdi gazinin. Yetmedi, bir takım da süvari getirdi. Karabekir Paşa olmasaydı ne Gazi Paşa olurdu ne de İstiklal Savaşı. Pis bir dünya bu dünya be Namık Bey. Duydun değil mi? Ankara polisinde yerde yatırmışlar Kazım Paşa'yı. İzmir polis dairesi de penceresiz bir odaya kapatmışlar. Bir demir sedye varmış yatsın uyusun diye. Nankör bir dünya. Öyle. Varsın nankör olsun. Lakin emre itaat, iyilik emredildiği zamandır be Niyazi. Biz bunu böyle biliriz. Peşime bir değil, bin Cevdet takılsa, biz hak bildiğimiz yoldan gideriz kardeşim. Allah yardımcımız olsun. Amin Namık Bey. Amin. Tüm ekipleri istiyorum, hepsini. Herkes gözünü dört etsin. Bu sefer hata istemiyorum. Çabuk çabuk, acele edin hadi. Kim o? Elektrik. Çekil. Durun, ne yapıyorsunuz? Oraya. Çabuk 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 çabuk. Alt kata bakın hadi. O adamı bulun bana. Her yere bakın. Odalara bakın. Buraya böyle giremezsiniz. Hemen çıkın dışarı. Hanımefendi sakin olun. Burada kimse yok. Hemen çıkın dışarı. Hemen çıkın. Amirim. Burada bir merdiven var, aşağı iniyor. Durun. Saklamıyoruz gerçekten. Kimse yok. Bu evde kimse yok gerçekten. Gerçekten. Evde kimse yok. Amirim, burada bir tünel buldum. Siz yukarıda bekleyin. Emredersiniz.
Teslim olun küçük efendi. Sizi bu delikten kimse kurtaramaz. Küçük efendi, atın silahınızı. Görmüyor musunuz? Gidecek yeriniz yok. Yolun sonuna geldik. İndirin silahınızı. Gülüşteki korkunçluk. Nerede bu patlamadaki cıvıklık? Emin Bey. Benim. Buyurun. Lütfen siz buyurun. Cigara mı aranırsın beyim? Cigara içmem ben. Paşa mısın sakın? Çıkarmışsın resmileri. Giymişsin başı bozukları. Sevil paşası mısın? Olmayasın yeni yolcularımızdan biri. Yasak hemşerim benimle konuşmak. İşine bak. Ha. Yoktur efendim bize. Yasak masak. Hah. İşte paşalar da geldi. Gözüm bir yerden ısırıyor bu adam ama çıkaramadım. İster değil. Afiyedir büyük ihtimal. Lafına dikkat et Fuat.
Geçmiş olsun efendiler. Geçmiş olsun. Beraat ettiğimize inanalım mı Ali Fuat Paşa? İnanmayıp da ne yapacağız Cemal Paşa? Öyle ya. İnanmayıp da ne yapacağız? Ali Fuat Paşa'm ne buyurdular? Beraat ettiğimize inanmayacağız da ne yapacağız diyor. Meclisteki parti grubumuzun tutumu ne olacaktır Ali Fuat Paşa'm? Bunu hiç düşündük mü? Bu kadar büyük bir felaketten sonra Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası ayakta kalabilir mi Halet Bey? Grup kendi kendini dağıtmış sayılmaz mı? Bilemem. Dağıttı sayılır herhalde. Evet arkadaşlar. Savunma yapmayacağız demekle hata ettik. Hata ettik evet. Memleket dışında olduğumuzu bildirecek, ısrar edecektik. Halis Turgut Bey haklı. Ben tekrar mahkeme önüne çıkacağım. Gazi Paşa benim komutacılığa karşı olduğumu çok iyi bilir. Memleket dışındayken biz haksızlık yaptılar. 10 yıl sürgün cezasını hak etmiş değilim. Ya ben? Ben hak ettim mi? Can Bulat doğru söylüyor. Savunma yapmayacağız demekle baştan hata ettik. Arkadaşlar, bu işle uzaktan yakından hiçbir alakamız yok bizim. Suçlu olarak yaşayamayız. Ben kendi hesabıma yeniden mahkemeye başvurmaya karar verdim. Ben bir faydası olmaz kanaatindeyim. Siyasi mahkumluklar zamanla düzelir bir Halis Turgut Bey. Acele karar vermeyin. Hemen harekete geçmeyiniz. Duydun değil mi başefendi? Mahkememizin kararlarına itiraz etmeye hazırlanıyorlar bunlar. Haber etmek lazım. Sen git bak şuna. Bakılmadan olur mu? Dikkat et aman ha. Savuşmasınlar bunlar. Savuşmasınlar ki. Evvelallah. Mahkemenin kararı kesin efendiler. İstiklal Mahkemesi'nin kararlarını inceleyecek bir üst makam yok. Kanun buna izin vermiyor. Gazi Paşa beni çok iyi tanır. Ben komutacılığın her çeşidine karşıyım. Kendileri Kara Kemal Bey'le Sadrazam Tevfik Paşa'yı kaçırma planı yaparken... Yerin kulağı var Can Bulat İsmail. Varsa. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Verdiğin sözü bozma Mustafa Kemal. Dedim ona. Biliyor musun? Onları ben durdurdum. Vah 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 vah. Duydun değil mi beyim? Gizletmiştir paşalarımız cami duvarına gene. Ne biçim konuşuyorsun be adam? Bulmuşlardır belalarını. Allah'ıma şükür. Demek buraya katarmış Ezrail'le pazarlıkları. Yahu memleket dışındalarmış adamlar. Memleket dışındaki adam nasıl suikast yapacakmış Gazi Paşa'mıza? Savunacaklar elbette kendilerini. Beraat edecekler. İşte ben buna gülerim kıyamete kadar. Çünkü kızgındır gayet de efendim. Hükümetin kaçak kısmısına. Ne alakası var? Değildir bizimkisi bildiğin mahkeme. Adı üstündedir. İstiklal Mahkemesi. Kızar ki pa 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 pa. Hoplar tavana küla. Erzincan mebusu Sabit Bey. Şaştı üç ayaklarımızın sayısı. Ne işi var bu ay parçasının burada?
Kim ki bu hanım? Buraya düşen hanım olmaz efendim. Bin bereket. Karılar astım üç baş. Çıksın şoparların nafakası. Kadın da mı astın? Yok canım. Astık efendim. Bildiğini eksik ettik. Saçı uzun, gayet aklı kısa işte. Hele biri vardı ki iş adı üstüne. Utanmadı savcımızdan, yüzbaşımızdan. Suçu? Avlamıştır çoğu bunların. Fukara herifçiklerini uğruna. Huvardan da oynaşayım şöyle gönül eğlendireyim diye. Oo, gece uyurken akıtmıştır birisi. Uyurken kulağına civayı herifinin. Yamandır bu civa efendim. Akıtırsın kulaktan. Gider baş aşağı yakaraktan, kaburaraktan. Yoktur kurtuluş. Çabalarız efendim. Çıksın şu parların nafakası diye. Ha, yok ise asılacak herhangi bir şaşkın. Karılar yetişirin de adımıza. Emin? Hı? Emin Bey. Siz misiniz? Evet. Ben Halet. Erzurum mebusu Halet Bey. Ne arıyorsunuz burada? Yoksa siz miydiniz saklayan Kara Kemal'i? Nasıl? Halet Bey, aman beyim. Başımızı belaya sokacaksınız. Konuşmak yasak onunla. Lütfen buyurun, lütfen. Sıkı emir var. Yerinize oturun, lütfen. Gurbet Ali, buyurun, buyurun. Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Sağ olun. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Sağ ol oğlum. Perihan kızım meyve sever diye aldım. Bunları yer belki. Keşke yese. Ben yıkar getiririm şimdi. Emin Bey'le görüşebildiniz mi? Dayıma yasak koymuşlar. Kimseyle görüştürmüyorlar. Birinci dereceden kan bağım yokmuş diye sudan bir sebep ileri sürdüler. Görüştürmediler. Orhan Bey'e gitmeyi düşündünüz mü? Düşünmez miyim? Lakin Orhan Bey'le görüşmek de yasak. Kapıdan içeri bile sokmuyorlar. Anlaşıldı. O gün bugün yataktan çıkmadı değil mi Nesibe Hanım? Vallahi gece çıkıyorsa bilmem. Gece nöbetini sağ olsun Murat devralıyor. Ben eve geçiyorum. Gündüz gözleri tavanda öyle yatıyor. Yok, gece de yataktan çıkmıyor. Aldığı ilaçların da etkisi var tabii. İhsan abiyi tanıdınız. Doktor İhsan abi. Onun verdiği ilaçlar uyku hali yaratıyor biraz. Gurbet Ali, yanına geçmek ister misiniz? Haber vereyim mi? Siz zahmet etmeyin Nesibe Hanım. Ben bakarım. Biz bir baş başa konuşalım. Tabii. Buyurun. Buyurun şöyle. Bırakın. Lan bırakın diyorum size. Bırakın lan. Bırak. Tabii asacaksınız beni. Beni asmayıp da ne yapacaksınız? Utanmazlar. Korkaklar. Beni en yükseğe alsın ki hepiniz ayaklarımın altına kalasınız. Asın beni. Götürün lan. Götür. 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 Ayak yolu mu arandın efendim?
Bu neden sizlik? Kusura bakmayasın efendim. Hani kapılırlar ya mebuslar. Ya ayak yolunu bulamazsam? Yani korkusuna. Bilmedikten sonra geldikleri yeri. Yok ayak yoluyla işim. Yıkıl. Kendilerini savunmak isteyen varsa buyursun. Biz. Ben. Buyurun. Yürü Rasim Bey, yürü. Seni mi bekleyecek İstiklal Mahkemesi? Buyurun, heyetimiz sizi bekliyor. Beşiği yapılıp da mezar kazılmaya yoktur. Cehennemde görüşürüz. Hadi eyvallah. Ben ölüyorum ama fikrim ölmez. Yaşasın mefkûrem. Haydar olsun Türklük. Eydam işte, eydam! Ne demiş bu çok kötü çingen efendimize? Halis Turgut Bey'imiz yolcu demiş. Halis Turgut Bey'imiz yolcu olduğunda İsmail Can Bulat Bey'imiz de yolcu olacak. Görasın beyim demiş. Çevirdi İstiklal Mahkememiz. Terakki perver fırkası mebuslarını sürgünlerini idama. Demedim mi beyim? İstiklal Mahkemesi'yle uğraşılmaz diye ben sana. Hı? Bu böyle olmaz biliyorsun değil mi Perihan kızım? Yattığın yerde kimseye bir hayrın dokunmaz. Emin Bey'i kurtarmanın yolu bu değil. Elimden gelen her şeyi yaptım Gurbet Ala. Emniyete bile gittim. Hadiseyi bütün çıplaklığıyla anlattım. Kimse beni ciddiye almadı. Mehmetçe yüzüme bile bakmadı. İtiraf ediyorum, lütfedip ifademi bile almıyorlar. Aklınız alıyor mu? İsabet olmuş. İyi ki Mehmetçe Bey yüzüne bakmamış. İyi ki ifadeni almamışlar. Seni ciddiye alsalardı, hem sen hem de sevgili abin tevkif edilirdiniz. Mehmetçe Bey insaflı davranmış. Niye şaşırıyorsun? Abi kardeş işbirliği. Teşkilatlı suç. Öyle değil mi? İstiklal Mahkemesi'nden bahsediyoruz Perihan kızım. Bundan çok daha zayıf isnatlarla idama hüküm giydiler insanlar. Kaldı ki Emin Bey'i bırakıp seni aldıklarını tasavvur edelim. Son tahlilde değişen nedir? Sen muhterem abinden daha mı az kıymetlisin? Olan oldu Perihan kızım. İki kurban verdik zaten. Derviş Gaya. Bir baş sağlığına bile gidemedim. Kara Kemal Bey hadisesi senin ilk yiğitliğin de değil. Sen Selanik'te Orhan Bey'i de aynı sebepten teslim etmedin. Bizde sığının teslim etmek yoktur.
İlle ve lakin bunun böyle olduğunu senin kadar Orhan da bilir. Ne demek istiyorsunuz? Orhan Bey bugün İstiklal Mahkemesi'nin savcı makamında oturuyorsa, abinizi istintak ediyorsa, bunu senin güzel ahlakın sayesinde yapıyor. Kendisinin bu hakikati hatırlamasının zamanıdır. Neye getiriyorsunuz anlamıyorum. Elbette anlıyorsun. Şimdi bu yataktan çıkıyorsun Perihan kızım. Bir lahza zaman kaybetmeden Orhan'a gidiyorsun. Nasıl yani? İzmir'e mi? Evet, İzmir'e ve derhal. Savcı Bey'den kadim töremize ihanet etmemesini istiyorsun. Ara başladı seni bekliyor. Orhan'ı buluyorsun. Hakikati anlatıyorsun. Hadi. Hadi uzatma kızım. Komiserim, Cevdet Amirim sizi çağırıyor. Geliyorum. Gel. Beni emretmişsiniz amirim. Gel Namık, gel. Hayırdır amirim? Bir yere mi gidiyorsunuz? Memlekete gidiyorum. Tebdili hava. Baksana şuna Namık. Mektep mezuniyetiniz mi amirim? Dersaadet Polis Mektebi. Hüsnüal ve hareketli, mesleğe uygun kabiliyetli genç polisler. Evet efendim. Bunlar da teşekkür ve takdirnameler. Sende de vardır bunlardan. Var amirim. Otursana Namık.
Kara Kemal'i sen iyi tanırdın değil mi? İyi tanırdım efendim. Üzüldün mü çok? Mukadderat amirim. Tarih böyle yaptı. Doğru. Tarih böyle aktı. Yazık. Çok yazık. Yazık, ben tanıyamamışım kendisini. Tanıyabilmiş olsaydım. Kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Hiç. Boş konuşuyorum Namık. Bizim boyumuzu aşıyor bu işler. Evet amir. Silah şurum ya. Küçük efendi istese orada öldürürdü beni. Ben onun yerinde olsam bir an bile düşünmezdim. O yapmadı. Canımı bağışladı. Kara Kemal'in önünde kendimi mektepte talebe gibi hissettim. Öyle gözüme baktı ki Namık. Sanki şefkatle gülümsedi. O vakit nasıl utandım biliyor musun? Neden amirim? Çocukça nefretimden. Kendi devletimin tarihine, başkasının tarihi gibi bakan ecnebi halimden. Hanlığımdan. Her şeyi şahsileştiren çocukluğumdan utandım. Kara Kemal'in gözünde çöken bir devletin hüznü vardı. Ben, yenisini kurmanın şımarıklığında, böyle bir adamı hasım edilebilmenin şehvetinden kendimden geçmiştim. Bundan utandım. Evet. Ne diyorduk? Sana devretmem gereken işler var Namık. Amirim, gurbete gider gibi konuşuyorsunuz. Adın? Emin. Babanın adı? Mecit. Doğum kaç? 1879. Yeri? İstanbul. Necisin? Maliyeci. İş adresin? Yok, çekildim. Ne zaman? 1914'te. Savaşa girileceğini anlayınca çekildim. Maliye Nazırı Cavit gibi mi? Cavit de çekilmişti ama Maliye Nazırlığını evinde sürdürmüştü. Hem nazır hem sorumsuz. Senin çekilmen de böyle mi? Hayır. Mason musun? Hayır. Cavit Bey masondu ama. Maşrık-ı Azam-ı Osmani'nin başındaydı bir ara. Cumhuriyetin ilanından sonra adını Türkiye Büyük Maşrık'ı olarak değiştirdi. Cavit Bey mason kardeşlerine mi güveniyor? Ali Kemal de mason.
kurtarmadılar. Kara Kemal'le ne konuştunuz bu hususta? Bakalım bu kıyamette Mason kardeşleri bizim Cavit'i koruyabilecekler mi dedi. Baskı çok sert geldi mi hiç direnmezler dedi. El verir ki loncaların gücü silinmesin büsbütün. Babasına yapamadıklarını oğluna yapar ödeşirlermiş. Savaş sırasında hiç iş almadın mı? Bir Ayşe gibi. Hayır. Kara Kemal'in şirketlerinde falan çalışmadın mı? Doğru söyle. Her şeyi biliyoruz biz. Hayır. Sık görüşür müydün? Kara Kemal'le. Gelir miydi size? Gider miydin sen? Hayır. Çekildikten sonra hiç görüşmedim. Neredeydin Anadolu Savaşı'nda? Ankara'ya neden gelmedin? Maliyeciye ihtiyaç yok dediler. Mimim'de çalıştım. Mimim'de herkes çalıştı. Bütün millet. Şapka meselesinde durumun nedir? Karşı mısın? Değilim efendim. Bilirsiniz, Abdülhamit devrinde çok şapka giyerdik biz. Yabancı postanelerden gizli gazete paketlerini almak için. Onlar başka. Memleketi sevki idare etmiş olan ve başında Mustafa Kemal gibi biri bulunan bir fırkaya karşı olan bir adamı saklıyorsun. Neden? Ben böyle düşünmedim. Düşünmemek seni buraya getirdi. Abdülkerim'le nasıldın? Tanımam. Cemiyette birkaç kez görmüştüm. Uzaktan. Hiç konuşmuşluğumuz yok. Nasıl olur? Bak. Burada ne yazıyor? Beraber çalışmışsınız seçimlerde Abdülkerim'le. Terakkiperverlerin kazanması için didinmişsiniz. Hayır. Ayrıldıktan sonra hiç karışmadım siyasete. İttihatçı değil misin? Çekildim. Çekilseniz de bağlısınız. Siyaset iddiaçların ekmeğidir. Hastalığıdır. Siyasetle ilgin yoktu da Kara Kemal neden gelip senin evine saklandı? Herhalde yani düşünmüş ki herhalde hiç ilgin bulunmadığını düşünmüş. Cavit'i görür müsün sık sık? Hayır. Cavit Bey'i hiç görmedim maliyeden çekildikten sonra. Ya sık görüştüğünü bize söyleyen olmuşsa? İzmit'te ona misafir olduğunu söylemişse? Yanılmıştır. İzmit konuşmasından söz etti mi Kara Kemal? İzmit konuşması? İzmit'te Reis-i Cumhur Hazretleri ile konuşmasını sordum. Ne dedi bu konuda? Bu konuda Gazi Hazretlerine arkadaşlarla konuşayım demiş. Cavit Bey'in evinde toplanmışlar. Sonra bu toplantı suç delili sayılmış. Öyle söyledi. Orasını bırak. Konuştuklarından ne dedi? İttihat Terakki'yi canlandırmak söz konusu olamaz demiş. İsteyen, istediğiniz, kendi başına dilerseniz seçimlere katılabilir demiş. Kendisinin siyasete karışmayacağını söylemiş. Boş laf bunlar Emin Bey, boş laf. İstanbul'daki, Anadolu'daki iddiaçların desteğiyle Terakkiperver Parti en az 30 mebus çıkarırım dediğinden haberimiz var. Beni özel vapurla İzmit'e istedi dedi Gazi Paşa. Baş başa yemek yedik. Uzun uzadıya konuştuk.
İstanbul belediye seçimlerinin yürütülmesini bana bıraktı Gazi Paşa demiş. Belediye meclisine girmek isteyenler koşmuşlar. Benim bunlardan haberim yok efendim. Bana böyle şeyler söylemedi. Bu kadar gece neler konuştunuz? Politika üstüne, gidişat üstüne. Gidişat üstüne? Hayır. Hatırlayamadım. Yani önemli şeyler söyleseydi hatırlardım. Hem evinizde saklarsınız, dünyayı alt üst edersiniz, hem de yakalandığımı hatırlamazsınız. Maliyedeyken arpaladı mı Kara Kemal sizi? İltimas mı iltimas? Hayır. Başka bir meseleden minnet borcu filan? Seferberlikte iaşe vesikası, şeker, gaz, kahve. Hayır. Neyle geçinirsin? Gelirin neredendir? Ne kadar? Babadan kalmadır. Geçindirecek kadar. Kimseye muhtaç etmeyecek kadar. Çoluk çocuk? Evli değilim. Hemşiremle otururum. Hemşirem evde yoktu. Komşuya geçmişti. Kim alıp geldi? Boşuna saklama. Haberimiz var. Yalnız gelmiş. Yani yağlı yalnız geldi efendim. Kimse getirmedi. 1914'ten beri görüşmemişsiniz. Evini nereden biliyor? Doğduğum evdir. Çocukluk arkadaşıyım. Buradan bilir. Nasıl oldu? Anlat bakalım. Kapı çalıyordu, inip açtım. Kim vardı evde? Evde yoktu hiç kimse, yalnızdım. Saat kaçta geldi? Ona doğru, yani 11'e doğru. Ha yani 11'di. Hakikati gizlemeye çalış bakalım. Kadınlar nerede olur o saatte çoluk çocuk? Söyledim, evli değilim efendim. Hemşiremle otururum. Komşuya. Evet. Kapı çalındı, indin. Evet. Baktım Kara Kemal Bey. Tanıyamadım önce. Sakalı uzamış. Hastaydı. Doktor değilsin. Nereden bildin? Zorla soluk alıp veriyordu. Bitkindi. İçeri al. Evet. Biliyor muydun arandığını? Biliyordum. O zamana kadar nerede saklandığını? Hayır, bilmiyordum. Siyasetle ilgim yok dedin. Sonra karşımıza Kara Kemal ve çetesini saklamaktan çıktın. Ben böyle düşünmedim. Ne düşündün? Böyle düşünmediysen söyle. Söyle, biz de anlayalım. Onlar sizi kovalasaydılar, kıstırsaydılar, siz de böyle hasta gelseydiniz, sizi de çevirmezdim. Hangisi haklı, hangisi haksız düşünmez miydin? Millete hangisi yararlı? Ben itaatçılıktan tarafsız kalmak için ayrıldım. Haklıdan yana olmayı düşünmek, taraf olmak, yargılamak olur. Hastaydı, bitkindi. Hiçbir gücü kalmamıştı. Adamı da parası da yoktu. Çocukluk arkadaşımdı. İktidara gelmeden önceki inkılap yoldaşlığının anılarını hatırladım. Hastaları kanun bile iyileştirmeden asmaz diye düşündüm. Memleketin bugünkü durumunda bombalı suikastlar tertipleyerek devleti vurmak cinayet değil mi? Biraz da bunu düşünseydin ya. Hiç aklına gelmedi mi gidip haber vermek? Geldi. Gidecek yeri olmadığını anlayınca
bizde yakalanacağına %100 inandım. Bir an aklımdan geçirdim haber vermeyi. Bak, aklına da gelmiş. Niçin yapmadın vatanseverlik ödevini? Ödüm koptu. Duydunuz değil mi? Emin Bey'in ödü kopmuş. Neden koptu ödün? Aklıma gelenden. Ben kendim korktuğum için. Ondan bir an evvel kurtulmak istediğim için. Kemal Bey'i yapmak istemediği bir şeyi yapmaya zorlamaktan. Hayati bir karar vermek zorunda bırakmaktan korktum. Ve bunun mesuliyetini üstüme almaktan korktum. Teslim olmayı teklif etmedin mi? Gelsin, suçsuzluğunu ispatlasın. Yarın devam ederiz. Karışmayı göze alamadım. Suçsuzum diye köpeklenmek istemem dediği için. Teşekkürler. İyi günler hanımefendi. Orhan Bey. Buyurun hanımefendi. Siz... Ne aman bir sürpriz. Elim ayağıma dolaştı. Buyurun. Da nereye? Üzülmeyin. Zaman yanlış. Mekan yanlış. Kaderimiz bu bizim. Ben size bir istidağı getirdim. Bir itirafname aslında. Kara Kemal Bey'i eve kabul eden aslında benim. Abim değil. Bugünkü sorguda mahkeme heyetinize ne anlatmış olursa olsun... ...abimin Küçük Efendi'yi eve aldığımdan haberi bile yoktu. Sizin evde olmadığınıza dair ifade verdi. Kara Kemal Bey geldiğinde siz komşudaymışsınız. Beni korumak için öyle söylüyor. Ama doğru değil. Ben evdeydim. Kapı çalınınca ben açtım. Kapıyı hep ben açarım. Gecenin bir saatinde onu öyle bir hitap görünce... ...dayanamadım. Sizi temin ederim, aynen böyle oldu. Şahitlerim de var. Kara Kemal Bey'in yanında... ...kimse var mıydı diye sormayacağım. Sormazsanız minnettar olurum. Lakin bu haksızlığı düzeltmek için çok lüzum ediyorsa söylerim. Mahkemeniz abimi işlemediği bir suçtan dolayı mahkum ederse vicdanım yaşatmaz beni. İstidayı görebilir miyim? Elbette.
Yarın sabah İstiklal Mahkemenize teslim olmayı düşünüyorum. Hayır. Kara Kemal Bey'i saklamak sizin ilk vukuatınız değil. Siz seneler önce kapınıza gelen başka bir marazıyı da saklamıştınız. Yiğitliğiniz saadetinize mal oldu. Hayır Perihan, teslim olmayacaksınız. Lakin abim... Mahkeme heyetimiz insanlıktan da büsbütün çıkmış değildir. Ben bunu alıyorum müsaadenizle. Yarın evraktan geçiririm, resmileşir. Siz eve dönün Peri. Emin Bey sizi böyle çağırırdı değil mi? Peri. Peri yakışıyor size. Ben gideyim artık. Abim size emanet. Semra ablama selam söyleyin. Daha iyi zamanlarda görüşürüz inşallah. Gece rüyamda görmüştüm. Buyur bakalım. İşte şimdi karşımda. Her zaman rüyam böyle çıksaydı ya. Yolcu yolunda gerek. Haklı haksız gidiyoruz işte. Hadi. Bırak, bırakın. Ya Hurşit, uyan. Geldiniz mi? Bekliyordum sizi. Acele etme. Az bekle. Hadi Ziya Bey, sallanma. Acelenle kuzum. Telaş etme. Ölecek olan ben değil miyim? Gidiyorum işte. Dünya sana kalacak, merak etme. 5 dakika sonra soyuna sopuna kavuşacağım. Mektubun falan varsa ver götüreyim. Ahirete mektubu olan var mı? Verin Ziya Hurşit götürsün. Mektubu olan var mı? Hadi bey, bağırma hadi. Ulan. En son beni mi asacaksınız yoksa? En son gelir bezme ekabir derler ya. Ama lavucumu yok. Beni yükseğe asacaksınız. Herkes ayaklarımın altında kalacak. Söz aldım reis beyde. Ona göre... Ya ben zaten başka bir şey beklemiyordum. Sizin elinizden yalnız bu gelir. Ama bu da zevk. Hürriyetsiz memlekette yaşamaktansa namusuyla ölmek daha hayırlıdır. Yok benim bir suçum. Yok benim bir suçum.
İttihat ve Terakki cinayetlerinde de yok. Bunda da yok. Büyük bir yanlışlık yaptı mahkeme. Çıkarın şu kelepçeleri. Büyük bir yanlışlık yaptı mahkeme. Reis Bey dinlemedi bile. Celal'i nerede? Celal'i nerede? Celal'i ile görüşeceğim. Hükümeti haberdar etmemin mükafatı bu mu? Hizmetlerim neden dikkate alınmadı? Celal'i nerede diyorum size? Gideceğimiz yerde Celal olacak mı? Bu vatan için yaptığım hizmetler neden dikkate alınmıyor? Benim bir suçum yok. Bırakın intihar edeyim. Asmaya götürmeyin. Ölmemi istemiyor musunuz? Bırakın intihar edeyim. Bırakın. Bırakın. Yapmayın. Kandırıldım. Vallahi kandırıldım. Ya bu mudur saflığın cezası arkadaşlar? Kandırıldım ben. Vallahi kandırıldım. Yapmayın. Ne oluyor lan? Beni kandırdılar. Durun lan. Lan. Yapmayın. Gazi Paşa, Gazi Paşa bizi affetti lan. Gazi'ye sorun. Gazi Paşa, Gazi Paşa! Lan durun, bırakın lan. Bırakın, lan. Bırakın lan. Ben zaten ihbar edecektim. Reis Bey'e söyledim. Savcı da biliyor, vali de biliyor. Ben suçsuzum, suçsuzum ben, günahsızım. Bırakın beni, ihbar edecektim. Bırakın beni, suçsuzum diyorum. Gardiyan, illa böyle mi gitmemiz lazımdı ha? Ya, bırakın şu kelepçeyi. Ben Gazi Paşa'nın 20 yıllık arkadaşıyım. Mektubun cevabı geldi mi? Ben Miralay Arif Bey'im. Bırakın beni. Çıkarın. Bırakın beni. Bırakın. Çıkarın. Bırakın. Gözlüğünüz İsmail Bey. Sen kendi işine bak. Bırak gözlüğü. Ayağa kalkın Emin Bey. Burada Kara Kemal'in teslim olmadığını itiraf etmişsiniz. Doğrudur. Benim anlayabildiğim güvenemiyordu kendini savunabileceğine. Nedenmiş o? Mahkememizin adaletine güvenmiyordu öyle mi? Memleketimiz sert bir dönemeçten geçiyor. Sert dönemeçlerin kanunları da sert olur. İnsanlar birbirlerini anlamaz olur. Bugün iki tarafta da duygular akıldan daha etkilidir dedi. Sizin düşüncenizdedir Emin Bey. Kanunların sert olması hususunda. Düşünceniz nedir diyorum. Kanunların daha sert değil, lakin daha akıllı olmaları zarureti vardır kanısındayım. Nasıl olacakmış o dediğin akıllı kanun? Akıllı kanun, hislere yer vermeyen kanun. Kara Kemal Bey, kanunların gerçekten yürüdüğü yerde, ayrıca acımak bile hiç gerekli değildir demişti. Geç oralı. Söyle bakalım, daha nerelerde saklanmayı düşünmüştün? Senden çıkınca söylemiştir sanırım. Hayır, söylemedi. Ya Sovyetler? Sovyetlere sığınmayı düşünmedin mi? Ruslara mı? Hayır. Yani benim haberim yok. Ya tanıkları dikersem karşına? Cevap verin. Sovyetlerden bahsetti ama sığınma meselesi hiç konuşulmadı. Ne dedi Sovyetler hakkında? Rusya'daki sosyalist devrim 5-10 yıl daha gecikseydi
Veyahut biz 1917'ye kadar savaş dışı kalabilseydik, Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderi değişirdi dedi. Bak sen. O nasıl olacakmış öyle? Bizim halkımız bütün tarihi boyu sosyal adaleti uygulayacak devleti aramıştır dedi. Orta Doğu halkları da bizim gibidirler. Geleneklerimiz sosyal adalete yatkındır dedi. Biz Osmanlılar sosyal adalet arayan Batı modeliyle tanışsaydık, kapitalist Batı'ya benzeme çılgınlığından hemen vazgeçerdik dedi. Bunun için mi karakol cemiyetinin kuruluşunda sosyal adalet temeli aramış? Onu bilmiyorum. Ama kapitalist Batı'nın bizi acele parçalamasını sosyal adalete düşkünlüğümüze bağlıyordu. Tarihi yatkınlığımızın cezasını çekiyoruz dedi. Bunlar muhteşem faraziyeler. Yazsaydı da okusaydık bari. Neden yazmamış bunları? Ben de onu sordum. O ne dedi? Yazmayı düşündüm ama politikadan çekilmeyi göze alamadığım için yazmadım dedi. Hakikatler söylenerek politika yapılamazmış. O nedenmiş? Çünkü insan politikanın tiryakisi olunca kendisini aldatmaya mütemail olurmuş. Zamanında Abdülhamit'e verilen jurnallerin üstünü örttük, sakladık dedi. Daha beteri, doğru söyleyenlere kulak tıkadık dedi. Nerede bir düzenbaz, bir utanmaz, onun lafına uyduk dedi. Muhalefeti karaladıkları sürece kancık da olsalar, aptal da, namussuz da olsalar yanımızda tuttuk. Yetmedi. Çalmalarına, çırpmalarına da göz yumduk dedi. Hatta mükafatlandırdık dedi. Oralarını geç. Politika tiryakisi olduğunu itiraf etti demek. İnsan politikanın tiryakisi oldu mu çekilmek haysiyet kırıcı gelirmiş. Bu sebepten siyasinin eline bilgi geçince ilk evvela bundan nasıl yararlanabilirim diye düşünmeye başlarmış. Bizim ömrümüz bütün suçlarımızı muhaliflerimize yüklemekle geçmiştir dedi. Ayağımız taşa çarpsa muhalefetten bilirdik dedi. Büyük politika sandık bunu. Muhbirlerimizin ne kadar rezil, ne kadar alçak herifler olduklarını düşünemedik dedi. Hal böyle olunca muhaliflerimizle aramızdaki ilişkileri hırsızlar, alçaklar, münasebetsizler bilirler oldu. Bir tek iktidar mı yaparmış bunu? Muhalefet aynısını yapmaz mıymış? Yapmaz mı? Yapar elbet dedi. İktidar kendi içindeki alçakları temizlemeyince muhaliflerini de suça itelermiş. Aslında iktidar veya muhalefet her ikisinin de varmak istediği yer muhalefetsiz hükümet etmektir dedi. Muhalefetsiz hükümet etmek isteği devleti alet ederek hiçbir ceza korkusu olmadan bol bol suç işleme zevkinden gelirmiş. Ceza görmemek için gerekli tedbirleri alıp en namussuz suçları keyfince işleyeceksin. İnsanoğlunun düşebileceği en sefil, çirkef çukuru budur dedi. Bu çukura kaymaya başladın mı da olduğundan 100 kat, 1000 kat daha kıyıcı kesilirsin. Canavarlaşırsın. Her an alçaklık etmekten kendini çekemezsin. Muhalefeti kara kancaloz gibi görür, ezmeden geçemeyeceğine inanırsın. Sorulmasını rica ederim. Suikast meselesi hakkında neler söylemiş Kara Kemal? İlişkisi hakkında.
cevap verin Emin Bey. Bana söylediği suikast teşebbüsüyle kesinlikle ilintisi bulunmadığıdır. Siz inandınız mı bu söylediklerine? İnandım. Aylardır ortalıkta dönen bir maskaralıktır bu dedi. Rakı sofralarında, sokak ortalarında şişinerek lafı edilen bir rezillik. Herkes gibi benim de kulağıma çalındı. Lakin suikast düşüncesine kapılmış serserileri önlemek mümkün değildir. Bunlar için en uzak, en yüksek amaçların yolunu açmaya bir tek kurşun, hem de tabanca kurşunu yeter dedi. Serseriler dedikleri kendi muhitinin insanları. Bu hususta ne dedi? Biz İttihatçılar için en büyük felaket, imparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir ideal bulamamak oldu dedi. Bizim amacımız imparatorluğu kurtarmaktı. Her ne yaptıysak bu amaca varmak için yaptık. Siyasi cinayetler, kitle halinde katliamlar hep bu amaç için göze alındı. İyi kötü bir özürdür. Böyle bir amaç olmasaydı hiç kimse bunları göze alamazdı dedi. Hatta imparatorluğu batıran dünya savaşına girme deliliğinin özrü de buradadır dedi. Başka bir şey daha söyledi. Buyurun, söyleyin Emin Bey. Cumhuriyetin karşılaşacağı en büyük tehlike, bizim imparatorluğu kurtarmak için bizim tasarladığımız çareleri yeni devlet için geçerli saymaktır dedi. Başka bir amaç için düşünülmüş şeyleri o amaç kesinlikle ortadan kalktıktan sonra uygulamaktır dedi. İstiklal mahkemelerinden mi bahsediyorsun diye sordum. Siyasi cinayetlerden, kitle halinde katliamlardan söz ediyorum dedi. Niye anlatmamış bütün bunları? Henüz imkanı varken neden söylememiş düşündüklerini? Yenik düşmüştük bir kez dedi. Yenik düşenleri rakamların gerçeği bile kurtarmaz dedi. Bir politikacı için en büyük ceza devletinin kendi ellerinde batmasıdır. Bunun hiçbir özrü yoktur. İmparatorluğu elimize geçirdiğimiz zaman nüfusu 35 milyondu. 7 düvelin kağıt üstünde de olsa bizim saydığı 1 milyon 800 bin kilometre kare toprağı vardı. Sınırları Kongo'yu, Sudan'ı, Eritre'yi, Somali'yi içine alıyor. Tunus, Fas, Libya, Mısır, Kıbrıs resmen kaybedilmiş değildi. Bu koca imparatorluk bizim elimizde ölmüştü. Suç ne kadar büyükse çekilecek cezanın da o kadar büyük olması gerekir. Biz dünyanın en ağır suçunu biraz tartaklamayla savuşturulur sanmıştık. Bu anda yüzüme vuran dar ağacının gölgesi suikast suçlusu olduğundan değildir Emin'ci. Büyük suçun gölgesidir. Tarihin örneğini yazmadığı kurtlar boğuşmasına girip yenik düştük. Kurtlukta düşeni yemek kanundur. Efendim, İstiklal Mahkemesi'nin tebliğini okudum. Suçluların kaçmasına yardım eden, herhangi birini saklayan aynı cezaya çarptırılacaktır. Sizler benim eski arkadaşlarımsınız. İçinizde hakiki dostlarım var. Ben bu işe istemeden karıştım.
Yeterince korktum. Daha fazla korkmak gücümün üstündedir. Gerçekten imkansızdır. Rahmetli Küçük Efendi'nin dediği gibi, kurtlukta düşeni yemek kanun ise şayet, gereği yapılacak.